devlet Alevileri bitirmek için yıllardan beri bu politikaları uyguluyor. İşte geçmişte katliamlarla, ötekileştirmelerle, işte içeri atmalarla, bin bir türlü senaryolarla Alevileri bitiremedi. Baktı ki olmuyor. Ne yapmamız lazım? Ya biz bunları bu şekil bitiremedik. Bunlar gittikçe güçleşiyor. Aleviler örgütleşti, dernekler kuruldu, şu oldu, bu oldu. Ne yapmamız gerekir? Bunların içine girip parçalayalım, asimile edelim bunları. Kendimize benzetelim. Politikalarını uygulamaya başladılar. İşte son Abdal Musa anmasında, bunlar bu yılki Abdal Musa anmasında bu Ali Rıza Özdemir, Ali Bektaşi Cemil Başkanlığı denilen kişi Abdal Musa'ya sahiplenmeye kalktılar. İşte biz yapalım falan da. Biz buna müsaade etmedik. Oradaki dernek başkanıyla da görüştük. Buna müsaade etmedik. Tabii bu olmayınca bu sefer de biz gelip katılacağız, orada konuşacağız. Biz bu duyumları aldık. Buna da engel olduk. Buna da müsaade etmedik. Antalya'daki Alevi kurumlarıyla da görüştük. Derken orada bir tepki koyduk. Ve son anda gelmedi. Çünkü gelseydi biz onu orada protesto edecektik, konuşturmayacaktık. Kabul etmediğimiz bir kişiyi nasıl karşımıza alıp da biz onu dinleyelim? Mümkün değil. Hacı Bektaş Veli anma etkinliği. Ya biz diyoruz ki pirimizi her yıl anıyoruz. İşte 16-17 Ağustos'ta anıyoruz, ziyaret ediyoruz, lokmalarımızı veriyoruz. Bunlar bu sene Hacı Bektaş Veli ölüm yıl dönümü. Ya bizim için pirimiz ölmemiş, pirimiz yaşıyor. Bu ölüm yıl dönümü nereden çıktı? Alal acele 15 Ağustos'ta Kültür Bakanlığı'nın aracılığıyla işte bu Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nda koordine edeceği şekilde bir İşte onların deyiminin Hacı Bektaş Veli ölüm yıl dönümü anması. Bu zaten başlı başına bir felaket. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bu sürece geldiler. Ya biz bunu da yapmayın dedik. Yani gelin buyurun. Gelsin davet edelim. Kültür Bakanı da gelsin otursun konuşsun. Ama bunu biz yapıyoruz. 60 senedir Hacı Bektaş Veli Belediyesi'nin Alevi kurumları hep beraber bunu yapıyorlar. Bu devam etsin yapılsın. Yok. Alalacele bunlar alternatif bir anma kendilerince yapmaya çalışırlar. Ya işin acı tarafı öyle bir şey ki oraya yani aklını çalıp bizim Hızır Paşa olarak ilan ettiğimiz kişilerin boyunlarına bir ip bağlamışlar. Misafir kartı. Şuna bak. Ben pirimin huzuruna gideceğim, misafir kartıyla ziyaret edeceğim. Neymiş bu kart olmazsa dergaha giremezsiniz. Senden mi izin alıp ben dergahıma gireceğim? Senden mi izin alıp ben pirimi ziyaret edeceğim. Buna karşı da biz direnç sergiledik. Yani sonuç itibariyle boş durmuyorlar. Bizi asimile etmeye çalışıyorlar ama buradan da başarılı olmayacaklar. Olamazlar zaten. Biz Hacı Bektaş'ta ciddi bir direniş sergiledik. Ben burada bu direnişi sergilen başta Alevi kurumları genel başkanlarına ve oraya gelip 3 gün boyunca 3-4 gün boyunca orada aç susuz kalıp o betonların üzerinde direniş sergileyen bütün canlarımızı yüreğimde öpüyorum. Tebrik ediyorum, kutluyorum onları ki inanarak dergahlarına sahip çıktılar. Biz ayın 15'inde yaptığımız toplantıda ne yapabiliriz? Gittik oturma eylemi yaptık. Yani biz izin alarak dergahımıza mı gideceğiz? İzin alarak pirimizi mi ziyaret edeceğiz? Biz oturma eylemiyle başlattık. Bunlar o günü tabii misafir kartı boyunlarına takıp getirdikleri işte Hızır Paşalar, içimizdeki hainler dedim ben onlara artık. Çünkü yola ihanet etmiş oluyorlar onlar. Pirine ihanet etmiş oluyorlar. Onlarla beraber getirmişler. Neymiş bu kart olursa girersiniz, bu olmazsa giremezsiniz. Biz girdik. Bizi kim engelleyecek ya? Ve sokmadık oraya. Ciddi bir direniş sergilendi. Ciddi bir duruş sergilendi orada. Bakan hatta dergahı ziyarete gelecekti. Bir baktık etrafında polisler her tarafı sarmış. Ne oluyor dedik acaba? Bakan gelip dergahı ziyaret edecek. Ve biz orada daha da sesimizi yükselttik. O dergahın avlusunda cesaret edip gelemediler. Sonra biz yürüdük dergahın içine, pirimizin makamına gittik. Orada biz cem olacağız dedik. Oradaki görevli yok cem olacağız, cem yapacağız, yapamazsınız. Ya biz sizden izin alacağız. Bu nasıl bir şey? Biz ona da gereken tepki koyduk. Tabii biz orada muhabbet cemimizi yaptık, sohbetimizi yaptık. Değişlerimizi söyledik, niyazımızı yaptık, çıktık. Ondan sonra ne oldu? Sıkıştılar. Bakan bizim genel başkanlarla görüşme talebinde bulundu. Daha önce randevu vermeyen bakan bu sefer görüşme talebinde bulundu. Görüşme şeyinde sağlayan da Nevşehir İl Emniyet Müdürü. Geldi görüştü, tamam görüşürüz biz yani biz kimseden kaçmıyoruz, görüşürüz diyorlar ama bu görüşmede Ali Rıza Özdemir olmayacak. Bu Alevi Bektaşi
CMB başkanlığı denilen kişi olmayacak. Biz bunu tanımıyoruz. Böyle bir kurumda tanımıyoruz denildi. Tamam dediler. Neyse genel başkanlarımız gitti. Temsilen biz de halen oradayız. Dergahın içindeyiz. Oturma eylemini yapıyoruz. Orada görüşüyoruz. Şey yapıyoruz. Gittiler. Bakan geliyor. Merhabalaşıyorlar. Bir bakıyorlar. Bu şahıs da içeri giriyor. Orada da bizim genel başkanlar bir duruş sergiliyor. Takdir ediyorum onları. Biz böyle bir görüşmeyi kabul etmiyoruz deyince bakan bu sefer şey yapmaya çalışıyor. Yani ya işte pirin huzurundayız, onu hoş görsüne sağlanın, bir çay içelim falan filan derken bizim genel başkanlar çay da içmiyorlar. Gereken tepkiyle koyuyorlar. Gerekeni de söylüyorlar. Ayrılma esnasında bakan Eylül ayında bir detaylı bir görüşme yapalım diyor. Bu nedir biliyor musunuz değerli canlar? Bu ben hep söylüyorum, hak verilmez, hak alınır. Duruş sergilediğin zaman, bir tepki koyduğun zaman demek ki Aleviler birliktir, güçlüdür, itikatlıdır, inançlıdır, deryaflarına sahip çıkıyorlar. Eğer orada bu duruş sergilenmeseydi vay halimize derdik. Alevilik biterdi bu ülkede. Onun için çok önemli şeyler, adımlar atıldı. Çok önemli eylemler yapıldı. Bu eylemlerin sonucunda da ben inanıyorum ki artık bu Alevi Bektaşi CMB başkanlığı denilen bu ucube kurumda ya laf edilecek ya da ne yaparsa yapsınlar. Bizim bunlardan işimiz olmaz. Biz kimse de izin alıp dergahlarımıza giremeyiz. Biz boynumuzdaki misafir kartlarına dergahlarımıza gitmeyiz. Bizim dergahlarımız her zaman açıktır bize. Hep şunu söylüyoruz. Devlet elini dergahlarımıza çeksin. Biz devletin alevisi değiliz. Bizim yolumuz, erkanımız bellidir. Gün birlik günüdür. Dergahlarımızı bu tür zihniyete bırakmayalım. Bu tür hınzır paşaları içimizden barındırmayalım. Devletin yarattığı böyle asimile politikalarına, zorunlu din derslerine, çedesine, şuna buna biz boyun eğmeyiz. Buna da müsaade etmeyiz. Bu duruşumuzda sergilemeye devam ediyoruz.